Merhabalar. Fen bilimleri LGS Kasım ayı örnek sorularının çözümüyle yine birlikteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Bu düzeni hazırlayan bir öğrenci bir hafta boyunca bardakların dakikada dönüş sayılarını yukarıdaki çizelgeye kaydetmiş. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Basınç farkı rüzgarın hızını etkiler. O halde Baktığımızda arkadaşlar bardaklardaki dönüş sayısı en fazla olan Salı'da ise demek ki yüksek basınçtan alçak basınç arasındaki en büyük fark Salı'da olmuş. Hiç olmayan hangi gün e, yüksek basınç eşittir alçak basınç çünkü hiç dönmemiş yani rüzgar oluşmamış. Buna göre düşünerek cevabımıza bakalım. Cumartesi günü düzeneğin çevresinde basınç farkı oluşmamıştır. Bakın basınç farkı oluşmamış. Yüksek basınç alçak basınca eşit olmuş. Demek ki birinci öncülümüz doğru. Havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır. En az diyor tam tersi en fazla salı gün. Çünkü dönme sayısı en fazla salı gün olduğu için ikinci ifademiz yanlış. İki olanları hemen bir silelim arkadaşlar. C ve D gitti. Bardakların dönüş sayılarının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar yüksek basınçla alçak basınç arasındaki fark ne kadar fazlaysa hızı da o kadar fazla olacaktır ve o kadar fazla bardaklar dönecektir. O halde cevabımız birinci sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? 1 ve 2 B şıkkı olacaktır. Devam edelim ikinci soruyla arkadaşlar. Bir araştırmacının hatalı işaretleme yaptığı gün aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Bir araştırmacı yaşadığı yerde hava olaylarını gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla 4 gün boyunca aynı saatte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiş. Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde hava olayına ilişkin yanlış bir kayıt fark etmiş. Bakalım birinci gün bulutlu yağış. Bulut varsa yağış da vardır ve rüzgar da var olabilir. Doğru. İkinci gün bulutlu kar yağış. Bulut varsa kar da yağabilir. Doğru. Üçüncü gün açık ve sağanak yağış. Açık olduğunda bulut yoktur. Bulut olmadığında yağış olmayacaktır. Demek ki iki, üçüncü günde hata yapılmıştır. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü gün bakıyoruz. Açık ve rüzgarla açık olduğunda basınç farkı rüzgar oluşabilir. Dördüncü de hata yok. O halde ikinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Dünya üzerinde yarım kürelere göre güneşin doğuş ve batış saatleri farklıdır. Bulunduğu yerde güneşin doğuş ve batış saatlerini gözlemleyen bir öğrenci elde ettiği değerlere ilişkin çizelge oluşturmuş. Buna göre öğrencinin verileri yer ve tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar Güneşin doğuş saatiyle güneşin batış saatini birbirinden çıkardığımızda biz gündüz saatini bulmuş oluruz. Hemen bir tane örneğini yapacağım. Daha sonralarını hemen birkaç tane örneğini yazayım. Şimdi batış süresi 18.39, güneşin doğuşu ne zamanmış? 7.59. 7.59. Biz bunu birbirinden çıkaralım arkadaşlar. 9'dan 9 çıktı 0. 3'ten 5 çıkmaz. Buraya geldik. 1 saat aldık. 1 saat dakikadır. Yani 60 dakikadır arkadaşlar. 30 dakikamız da burada var. 90 dakika. 90 dakikadan 50 dakika çıkarsa 4 yani 40 dakika kalır. 4. Burada 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı 0. Bir aşağıya. Yani 10 saat 40 dakika gündüz olmuş. İkinciyi çıkardığımızda 10 saat 42, 10 saat 42. Üçüncüyü çıkardığımızda 10 saat 44. 10 saat 44 dakika gündüz olmuş. Dikkat ettik mi? Gündüz süreleri gittikçe artıyor. Fakat gece süresi gündüz süresinden daha fazla. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz olsaydı eşit olurdu. Bakın 24 saatten 10 saat 40 dakikayı çıkardığımızda gece süresi daha olacak. O halde bizim aradığımız yer gece süresi gündüz süresinden fazla ve artık gündüz süreleri uzamaya başlamış. Ne zaman olurdu? Mesela kuzey yarımkürede Arkadaşlar 21 Aralık'la 21 Mart arasında artık gündüz süreleri uzamaya başlar. Fakat gece süreleri gündüz sürelerinden daha fazladır. Baktığımızda hangi şıkta var bu? Kuzey yarım kürede 21 Aralık'la 21 Mart arasında arkadaşlar bu söylediğimiz olay gerçekleşir. 21 Aralık'tan sonra Artık gündüzler uzamaya başlar ama gece süresi daha fazladır. 21 Mart'a kadar ne yapacaktır? Gündüz süreleri uzayacaktır. 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi birbirine eşit olacaktır. Ve iki nokta olacaktır. Onun için üçüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar bir DNA molekülünde yer alan dört farklı nükleotidin sarmal yapıda eşleşmişleri şematize edilmiş. Bu şema üzerinde numaralanmış nükleotidlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar fosfat, deoksiriboz şeker ve organik baz. Şimdi buradaki organik baz, açık yeşil organik baz. Adenin ise bu timin, guanin ise bu sitozin olmak zorunda. Buraya aynı şekilde baktığımızda olasılıkları düşünüp cevap vereceğiz arkadaşlar. Bakalım. Birinci nikdotte algorik baz timinse yani timinse şu. İkinci nikdotteki adenindir diyor. Adeninse timin, timinse adenin olabilir mi? Olabilir. Bakalım ikinci nükleotitteki organik bazın guanin ise ikinci nükleotit yani burası guanin ise Dördüncü nükleotit sitozin. Hayır bu guanin ise bu sitozin olacaktır arkadaşlar. Burası da adeninle timin olacaktır. O halde dördüncü sitozin olma ihtimali yoktur. Onun için cevabımız ne olacaktır? B olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü nükleotit algorik baz guanin ise dördüncü sitozin. Guanin karşısına sitozin gelebilir. Doğrudur. Dördüncü nükleotit organik baz sitozin ise yani 4 sitozin ise birinci nükleotit timin sitozin ise burası guanin burası adenin de timin olabilir mi? Olabilir. Hangisi olamaz? B şıkkı olamaz arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Bezelye çiçeğin konumu ile ilgili yapılmış oluşan bezelerin çiçek durumları şekildeki gibi gösterilmiş. Bu çaprazlamaz dikkate alındığında aşağıdaki çap çıkarımlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bir ve ikinci bezelyeler. heterozigot baskın. Bakalım. Heterozigot baskın, heterozigot baskın ve baskın bir gen olabilir mi? Olabilir. Üç ve dördüncü bezelyeler ise homozigot baskın genotipe sahiptir. Arkadaşlar homozigot baskın, homozigot baskınsa burada yanda yanda uçta olamazdı. Çünkü homozigot büyük A, büyük A, büyük A büyük A ise burada küçük A küçük A oluşamazdı. Kesinlikle ulaşılabilir dediği için bir A'ya ulaşılamaz. Bir ve ikinci bezelyelerin çaplazması sonucunda çiçekler yanda olan bezelye oluşma olasılığı yüzde yüzdür diyor. Arkadaşlar bunu bilemeyiz. Bu büyük A küçük A büyük A küçük A olduğu zaman büyük A büyük A veya büyük A küçük A küçük A küçük A da oluşabilir. Ama bu yüzde yüz yanda olmayabilir. Yani küçük A küçük A da oluşabileceği için B şıkkı da olamaz. İkinci ve üçüncü bezelyeler homozigot baskın. Birinci ve dördüncü bezelyeler ise heterozigot baskın genöpe sahiptir. Arkadaşlar bu homozigot baskın olsaydı uçta olmazdı. O halde C şıkkı da kesinlikle ulaşılamaz. 3 ve dördüncü bezelyelerin çaprazlanması sonucu çiçekleri uçta bezelyelerin oluşma olasılığı %25'tir. Arkadaşlar 3 ve 4 çaprazlanmış ve uçta bir yani yanda yanda çaprazlanmış uçta bir bezelye elde edilmişse demek ki bunlar kesinlikle ne olacaktır? Heterozigot yani büyük A küçük A, büyük A küçük A. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'nın çaprazlanması sonucunda şurada bir hemen çaprazlayalım arkadaşlar. Büyük A küçük A, büyük A küçük A yaptığımızda büyük A büyük A, büyük A küçük A. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bakalım bezelyelerin uçta olma ihtimali 4 taneden 1 tane yani 1 bölü 4 %25'tir. Doğrudur arkadaşlar. Kesinlikle ulaşabileceğimiz Cevap 5. soruda D şıkkına kesinlikle ulaşabiliriz. Diğerlerine kesinlik yok arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim. Bezelyelerle ilgili yapılan çaprazlamalarda bazı karakterlere ait özellikler verilmiş. O halde arkadaşlar birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar burada verilen het, e, fenotipin genotipini yazabiliyorsak soruyu çözebiliriz. Hemen devam edelim. Heterozigot sarı tohumlu, heterozigot sarı tohum yani büyük A küçük A heterozigot sarı tohum büyük A küçük A olur. İkinciye bakalım. Homozigot uzun gövdeli. Hemen gövde kısmına bakıyorum. Homozigot uzun gövdeli. Yani büyük A büyük A ile homozigot kısa gövdeli yani küçük a küçük a'yı çaprazlayacağız. Devam edelim. Homozigot sarı meyveli, homozigot sarı meyveli. Yani küçük a küçük a ile homozigot sarı meyveli meyveye bakıyoruz. Sarı meyve çekinik küçük a küçük a ile heterozigot yeşil meyveli. Heterozigot yeşil meyveli. Bakalım yani büyük a küçük a şuraya hemen büyük a küçük a yazdık. Şimdi verilen fenotiplerde genotipleri yazabiliyorsak çaprazlamaları yapabiliriz. Hangi çekinik özellik gösterile görülebilir diyor. Bakalım küçük a küçük a gelebildiği için bir de görülebilir. Burada büyük A küçük a olduğu için ikide görülemez. Bakıyorum küçük a küçük a gelebildiği için üçte de görülebilir. O halde hangilerinde çekinik görülebilir? 1 ve 3. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. Arkadaşlar bezelyalarda mor çek mor çiçeklilik baskın, beyaz çiçeklik ise çekinikmiş mor ve beyaz çiçekli bezelyelere yapılan çaprazlama verilmiş. Bu çaprazlama sonunda elde edilen bezelye bitkilerinin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmemiş. Bu ikisi çaprazlandığında beyaz çiçekli olmuşsa bu kesinlikle ne olacaktır? Heterozigot olacaktır. Bu zaten küçük a küçük a homozigot çekinikler. Şimdi bu ikisini çaprazladığımızda arkadaşlar diyor ki soruda verilenlere göre çaprazlamadaki mor çiçekli bezelye kendisiyle aynı genotipte. Mor çiçekli bezelyenin genotipini bulduk. Büyük A küçük a. Hemen çaprazlayalım arkadaşlar. Kendisiyle büyük A küçük a. Kendisiyle aynı genotipe sahip. Çaprazladığımızda büyük A büyük A büyük A, büyük a küçük a büyük A, küçük A, küçük A, küçük A çıkar. O halde bakalım oluşan kuşakta beyaz çiçekli bezelerin oluşma olasılığı baktığımızda arkadaşlar beyaz çiçekli bir tane oluşmuş yani 1 bölü 4 o da ne olacaktır? Yüzde %25 olacaktır. 7. sorumuzun doğru cevabı C. 8. soruyla devam edelim. Arkadaşlar bir gözlem sorusu bu gözlemlerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkte olan çiçeklerini zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlemlemiş. Bu sırada bitkiyi sulamak için çeşme suyu yerine kardeşini araştırma için hazırladığı alüminyum sulfat tuz arkadaşlar damlatmış ve çözeltiyi kullandığını fark etmiş. Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya diktikten sonra iki günde bir çeşme suyla sulamış, zamanla çiçeklerin renginin değiştiğini ve tekrar mavi renkli olduğunu gözlemlemiş. Arkadaşlar burada besinle, ısıyla, asitle, bazla, tuzla değişiklik oluyorsa ve bu değişiklik arkadaşlar geçici ise biz bu olaya ne diyorduk? Modifikasyon diyorduk. O halde biz modifikasyonu arayacağız. Alüminyum sulfat damlatılmış çözeltiye sulama bu bitkinin çiçek renginden sorumlu gende mutasyona diyor. Hayır arkadaşlar modifikasyona neden olmuştur. Birinci öncülümüz yanlıştır. Çesme suyuyla sulanan mavi çiçekli bitkinin yeni açan çiçeklerin pembe renkli olması modifikasyondur. Zaten modifikasyondur. İkincimiz doğru bir ifadedir. Toprağın alüminyum sulfat damlatılmış çözeltiye sulanması bitkide varyasyona. Hayır arkadaşlar varyasyon... Tür içi çeşitlilik. Yani siyah insan, sarı insan gibi insan e, var. Tür içerisinde çeşitlilik oluşması olayıydı. Ve bu neyleydi? Varyasyonlar neydi arkadaşlar? Kalıtsal geçiyordu. Burada kalıtsal bir olay gözlemlenmediği için burada varyasyon da oluşmamıştır. O halde cevabımız yalnız iki olacaktır. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir sınıfta öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan... Aşağıdaki metki incelemiş. Buna göre, aşağıdaki metindeki sürü oluşturma ile ilgili sağlanan faydaya benzerlik göstermez diyor arkadaşlar. Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajlarından biri tehlikelere karşı daha fazla korunma sağlamasıdır. Sürü halindeki yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirini uyarır, hem de tehlikeye karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını artırır. Hayatta kalma şansı dediği zaman hemen adaptasyondur arkadaşlar. Neye karşı? Korunmaya karşı adaptasyon yapılmış. Biz aşağıdaki şıklara bakacağız. Korunmaya karşı adaptasyon var ise aynı benzerlik gösterir diyeceğiz. Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle avcı konumundaki doğan sürünün ortasında dalmakta zorlanır. Korunmaya karşı bir adaptasyon mu? Evet. Burada benzerlik var mı? Var. O halde bu gösterilebilir. Biz gösterilemez arıyoruz. Misk sığırları ...bir saldırganla karşılaştıkta... ...kaçmak yerine kendilerine bir güvenli çember oluştururlar... ...yavrular bu dairenin merkezine ver ...annelerinin uzun kıllarının altında saklanırlar... ...bu da korunmaya karşı bir adaptasyon mu? Evet. Köpek balıkları Yunus avlarına karşılaştıklarında... 2 yetişkin Yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerine çeker ve diğer gruplar elemanları köpek balığının çevresini sararak dar, e, darbeler indirmeye başlar. Bu da korunmaya karşı bir adaptasyon mu? Evet. Pelikanlar balık avlamaya. Bu korunmaya değil avlamaya dönük haline giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahilde karşı sahile karşı yaşam bir daire oluştururlar ve daireyi dalartırlar. Böylece dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Burada arkadaşlar korunmaya değil avlanmaya karşı bir adaptasyondur. Burada benzerlik göstermez. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Öğrenciler Fen Bilimleri dersinde biyoteknoloji ile ilgili aşağıdaki diyagramı incelemiş. Öğrencilerin aşağıdaki yorumlardan hangisi diyagrama yer alan bilgilerle çelişmektedir diyor. Arkadaşlar bir biyoteknolojinin kapsam alanını, ürünlerini, etkilerini, uygulama alanlarını bakmış. Sonra yorumlar yapmış. Genetik mühendisliği biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Bize de çelişiyor diyavımız aşık olacaktır. Arkadaşlar biyoteknoloji çok 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 daha eskidir. Genetik mühendisliği yenidir. Genetik mühendisliği genlerde meydana gelen yapılan işlevlerdir. Bura biyoteknoloji ise çok daha geniş kapsamlıdır. Bir yapamaz. Diğerlerini de okuyalım. Biyoteknolojideki uygulama ve ürünler bir kısmının geçmişi çok eski zamanlara. Bakın mayalı hamur çok eski zamanlara olduğu için doğru arkadaşlar ürünlerine baktığımızda biyoteknolojik çalışmalar sonucu üretilen bazı ilaçların uzun süreli kullanımı ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Arkadaşlar bakıyoruz burada olumlu etkilerden bakın bahsetmiş uzun süreli kullanımı bu ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Doğru. İnsanla, insanların artan beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için biyoteknolojik olamadan faydalanır. Bakın gıda üretimi. Doğru arkadaşlar. Hangisiyle çelişmekte? A şıkkıyla çelişmektedir. Çünkü genetik mühendisliği biyoteknolojiye göre daha geniş değil, daha kap, kapsamı dardır arkadaşlar. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Tüm LGS konularını sizlerle paylaşacağım. Ücretsiz kanalımı takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.